Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki Galatasaray bir yandan şampiyonluk iddiasını sonuçlandırmak peşinde, diğer yandan da Şampiyonlar Ligi için hazırlanarak oraya şampiyon bir kadro oluşturma çabası içerisinde. Bu ikisini bir arada yönetiyor. Her zaman söylüyoruz, kulüpler bu tür noktalarda 12 ay boyunca transfer süreçlerini yürütürler ve ihtiyaç durumuna göre daha önce belirledikleri isimlerle sözleşme noktasına gelirler. Şu anda Galatasaray'ın önceden belirlediği, hatta görüşmelerini yürüttüğü oyuncular var. Onlarla ilgili de sizlere bilgi vermeye gayret edeceğim. Özellikle videolarıma gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıyla da bize destek oluyorsunuz. Ayrıca videolarımızın daha geniş bir kesime duyurulmasını ya da daha doğrusu Galatasaray'ın sesinin de daha geniş bir kesime duyurulmasını sağlıyorsunuz. Bu manada teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Evet, Galatasaray'ın şimdi dedik ki transfer meselesine bakıyoruz, transfer konusuna bakıyoruz. Transferde neler olacak? Çünkü şampiyonluk yolundaki o olay hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir İstanbulspor maçı var ki onun dışında işte Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve son hafta bay, geride çok fazla bir şey kalmamış görünüyor Galatasaray adına. Tabii ki önde 5 puan rakiplerinden önde bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Şimdi bunu bir kenara bırakarak genel durumu bakalım. Genel durum gerçekten de çok dikkat çekici. Çünkü hem içerideki bazı oyuncuların yıldızlarının ya da işte performanslarının yükselmesine bağlı olarak yurt dışından teklif alması söz konusu. Hem bazı oyuncuların gitme isteğinin olmasını ön plana koyalım ve bunun ötesinde Galatasaray'ın da net bir şekilde bir kararlılık içerisinde olduğunu, hangi bölgelere oyuncu transfer etmek istediğini de söyleyelim. Öncelikli santrafor, kaleci, sol bek ve orta saha gibi bir düşünce var. Ancak bunlar bazı oyuncuların gitmesine bağlı olarak sayısal olarak artış da gösterebilir. Bölgesel olarak da farklılıklar gösterebilir. Onu özellikle söylememiz lazım. Daha önce söylemiştik, söz gelimi Zaniolo Milan istiyor biliyorsunuz, giderse. Ketelare'den bahsetmiştik Milan'da. Mesela böyle gelişmeler var. Bunun gibi bir takım isimlerden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Ama işte Okan Kocuğ'un gitme ihtimaline karşı bir kaleci olayı söz konusu. Muslera'nın bir sene daha kalacağını biliyoruz net olarak. Bu noktada işte bu tür arayışların devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Sol bek arayışı, orta saha arayışı, keza bunlar da tamamen gidecek oyuncuların durumlarına bağlı olarak devam edecek. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela Sacha Boey. Sacha Boey'e Arsenal ve Chelsea'nin, Crystal Palace'ın, Chelsea yok, Crystal Palace'ın teklifi olduğunu biliyoruz. Ve 25 milyon euro gibi rakamlardan söz ediliyor ki bu rakamlara çıkar mı? Yani ben 15 ile 20 arasındaki rakamların daha makul ve mantıklı olduğunu düşünüyorum. Keza benzer şekilde Victor Nelsson. Şimdi Sacha Boey'in gitmesi halinde sağ bekte bir alternatif Kaan Ayhan, Dubois var. Ama oraya bir alternatif olarak düşünülen isim var. Her ihtimale karşı Dubois'ın sol bek oynama durumu da söz konusu olduğu için mesela o bölgeye bir Mert Müldür hamlesinin geleceği konusunda aldığımız istihbaratlar var. Ama öncelikli midir derseniz öncelikli değil. Galatasaray'ın önceliği sağ bek transferi değil. Victor Nelson'u Sevilla istiyor ama bu arada çok enteresan bir bilgi yansıdı. Alman basınına da yansıdı. Biliyorsunuz Galatasaray'ın eski futbolcusu Falco Götz teknik direktörüne Bayer Leverkusen'de alınması gereken oyuncuların başında Victor Nelsson var diye bir öneride bulundu. Çünkü scout şefi aynı zamanda Falco Götz oyuncuyu Bayer Leverkusen'e getirmek istiyor. Ama tabii 2026'ya kadar sözleşmesi olan Victor Nelson'a Sevilla'nın da çok istekli olduğunu söyleyebiliriz. İşte burada 25 milyon eurolardan bahsediliyor. Orada da 20 milyon euroların hemen çıkacağı, bu pazarlıkta ön plana çıkacağı bilgisi var. 16,5 milyon euroluk zaten güncel piyasa değeri olduğunu da hemen söyleyelim Victor Nelsson'un. Yani bazı oyuncuların gidişleriyle bazı oyuncuların gelişleri söz konusu olacak. Bu noktada önemli bir gidiş geliş hikayesi olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Şöyle bir devam edeyim isterseniz. Çünkü dedik ya, asıl bölgeler orta sahada, sol bekte özellikle sol bek konusu çok değerli ve stoper santrafor bölgeleri çok değerli. Şimdi şöyle söyleyelim. Stoper bölgesinde iki tane isim var ama bu isimler henüz çok yalın, yani henüz netleşmiş isimler değil, onu net bir şekilde söyleyelim. Daha önce de gündeme getirmiştik, Daniel Amarty'den bahsetmiştik. Bir şekilde gündemde, çünkü 2023'te sözleşmesi bitiyor. Sağ ayaklı bir stoper, Leicester City'de forma giyiyor ki hani küme düşme potasındaki takımlardan bir tanesi olması büyük avantaj. Keza aynı şekilde yine küme düşme potasına yakın yerdeki Leicester City'nin oyuncusu ki daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti, Yerry Mina'dan bahsediyoruz. Yerry Mina konusunda da araştırmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu oyuncuların yanına scout ekipleri tarafından yeni isimler konacaktır. Yerry Mina 28 yaşında Kolombiyalı, 1.95 boyunca. Her iki stoperin de sağ ayaklı olması Victor Nelsson'un yerine konumlandırılacağı anlamına geliyor ki Yerry Mina'nın bu sezon 4 lig 1 kupa 5 maçta oynamış olması, 416 dakika süre alması da ayrılması için yeterli bir done olarak görünüyor. Onu da özellikle Yerry Mina konusunu söyleyelim. Stoper bölgesi böyle. Şimdi 10 numara bölgesinde yaşanabilecek duruma karşı tedbiri söylemiştik. Sağ bekte yaşanabilecek durumun tedbirini söyledik. Victor Nelsson konusunda gelişmeye paralel olarak neler olacağını da söyledik. Şimdi gelelim sol bek konusuna. Sol bek konusunda iki isim ki bir tanesi eski bir Galatasaraylı oyuncu gündeme geldi. Şimdi Guerreiro var Dortmund'da. 2023'te sözleşmesi sona eriyor 29 yaşındaki oyuncunun. 33 maçta 5 gol 14 asist ki Guerreiro alırsa Guerreiro'yu Galatasaray büyük iş yapmış olur diyenlerin de çoğunlukta olduğunu hemen hatırlatmak istiyorum. Bunun dışında Alex Tellez'den bahsedelim. Tellez'in de bir ara acaba Arap coğrafyasına mı gidecek diye düşünceler var ama Manchester United'da bonservisi var. Sevilla'da kiralık olarak oynuyor ve Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı için de satın alma opsiyonuyla kiralama ön planda. Şu anda da zaten 30 yaşında, daha önünde en az 5 senesi daha olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani son sahibi olmanız gereken bir oyuncu olmadığını da net bir şekilde söyleyebiliriz. Sol bek bölgesindeki şu andaki iki alternatif ki Okan Buruk'un net alınmasını istediği bölge de burası. Yani çünkü burada Adekupe, Emre Taşdemir, Kazım Can oynuyor, Dubois oynuyor. Bir türlü oranın gerçek oyuncusu. Mesela Sacha Boey sağ tarafın gerçek oyuncusu. Stoperlerin ikilisi, Muslera'nın yeri belli. Ama değişen yer sürekli orası, üstelik de hiçbir şekilde şartlara bağlı olmaksızın değişiyor orası. Onu söyleyelim. Şimdi gelelim orta saha konusuna. Şimdi orta sahada Torreira'nın bir gitme isteği var. Daha doğrusu talipleri de var. Hatta Milan'ın ona 15 milyon euro gibi bir rakamı da gözden çıkardığı bilgisi de var. Bu noktada iki tane oyuncunun öne çıktığını hemen söyleyelim. Bu iki oyuncudan bahsedeceğim. Bir tanesi İdrissa Gueye. İcardi ile de 3 sene oynayan bir oyuncu, bir ön libero. 33 yaşında, biraz yaş olarak belki yukarıda diye düşünülmüş olabilir ama tecrübesi ve bir Şampiyonlar Ligi deneyimine katacağı çok önemli katkılar olduğunu da vurgulamamız lazım. Zaten şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Everton düşerse ben net olarak ayrılırım diyor. 30 maç oynadı Senegalli oyuncu. Torreira'nın gitmesi durumunda bir ön libero olarak düşünülen oyuncu. Keza işte Torreira-Oliveira ikilisi, onlara katkı sağlayacak bir oyuncu olarak düşünülen daha önemli bir yıldızdan da bahsedelim. Daha öne çıkan bir yıldızdan da bahsedelim. O da Renato Sanches. Paris Saint-Germain'de oynuyor. Biliyorsunuz Lille'de şampiyonluk yaşadı. Yusuf Yazıcı'yla oynadı. Zeki'yle oynadı. İşte o Paris Saint-Germain'e geçmişti. Hocasıyla beraber diyelim, Galtier'le. İşte o oyuncunun da oynama yönünde sıkıntıları var. 23 maç oynadı. 2 golü var. Ve gitmek istiyor o düzenli oynayacağı bir yere ve Paris Saint-Germain ile Galatasaray arasındaki ilişkilerin sıcaklığı da bu gitme olayını Galatasaray'a yönelme gibi değerlendirebiliriz. 25 yaşında, tabii İdrissa Gueye'ye göre daha genç bir oyuncu ama tabii onu 2027'ye kadar sözleşmesi olduğu için satın almanız şu an için mümkün değil. Belki satın alma opsiyonuyla kiralama, çünkü 15 milyon euroya gitmişti Lille'den. O öyle bir seçenekten bahsedebiliriz ki bu da önemli seçeneklerden biri. Yani öyle bir orta saha düşünün, bayağı da önemli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim santrofor bölgesine. Santrofor bölgesinde İcardi'nin kalmasını istiyor Galatasaray ve bunun için büyük çaba sarf ediyor. İcardi kalsın ama İcardi'nin kalması yetmiyor. Gomis'in işte sezon sonunda sözleşmesini tamamlayacaklar ve hani Gomis'le yollar ayrılacak, onu söyleyelim. O zaman oraya santrofor lazım. İşte o manada ikinci isim, yani İcardi'yi tamamlayacak isim Moussa Dembélé olarak görülüyor. Moussa Dembélé de gerçekten 26 yaşında, yani genç, gelecek vadeden, yani zaten belli bir noktaya gelmiş bir oyuncu. İkinci santroforu ve öylesine bir şey ki bir yıldızlar takımı kuralım diyor Galatasaray. O manada baktığımızda da seçimini öyle yapacak. Orta saha ve özellikle santroforda süper bir seçim gerçekleştirecek. Icardi'nin arkasında Moussa Dembélé, onların arkasında 3. santrafor olarak kendi oyuncusu Mustafa Muhammed'i getirmek istiyor. Yani gerçekten de orta sahasında şöyle söyleyelim, Renato Sanchez'li ya da İdrissa Gueye'li, ön tarafta Icardi'li, Moussa Dembele'li bir kadronun müthiş iş yapacağını söylemeye bilmem gerek var mı? Galatasaray net bir şekilde bir Şampiyonlar Ligi kadrosu oluşturma yolunda da girişimlerini sürdürüyor. Bu oyuncuların bir kısmıyla masaya oturuldu, menajerleriyle görüşüldü. Son noktaları herhalde size önümüzdeki günlerde vereceğiz. Yani son bilgileri önümüzdeki günlerde şu imzayı atıyor diye vereceğiz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.